Efendim, İstanbul'da 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübündeki yangın faciası ile ilgili her geçen saat yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. TV 100 muhabiri Yunus Emre Şeker facianın yaşandığı noktada bizleri bekliyor. Sözü artık Yunus Emre Şeker'e bırakacağız. Evet, seni dinleyelim Yunus Emre. Oya Çebi, evet, geçtiğimiz dakikalarda aslına bakarsanız tam bir zaman vermek gerekirse yaklaşık 50 dakika önce burada yine bir hareketlilik yaşandı. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Polis olay yeri inceleme ekipleri geldi. Kimle birlikte geldiler? Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 3 savcıdan ikisiyle bu noktaya geldiler ve arkamıza görmüş olduğunuz mekana giriş yaptılar. Şu dakikalarda da içerideki incelemelerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi yaklaşık 50 dakika önceydi ve şu dakikalarda da incelemelerine devam ediyorlar. Bizler de kameraman arkadaşım Onur Aksakal'la birlikte bu noktada sizlere son bilgileri aktaralım. En son dediğimiz gibi yarım saat 50 dakika önce olay yeri inceleme ekipleri gelmişti. Çalışmalara devam ediyor. Öncesinde neler yaşanmıştı? Çok hızlı bir şekilde tekrar edelim. Şu anda kameraman arkadaşım Onur Aksakal'ın da sizlere yansıttığı binada dün öğle saatlerinde bir yangın çıktı. Yangınla ilgili pek çok iddia vardı. O iddialardan bir tanesi yangının burada yapılan tadilat esnasında kaynak yapılırken çıktığı yönündeydi. Bir başka iddia ise o da mutfakta hazırlık yapılırken çıktığı yönündeydi. Bu iki iddia şu anda öne çıkıyor. Tabii ki yangının kesin çıkış nedeni itfaiyenin raporuyla ortaya çıkacak. O rapor bekleniyor şu anda. Neden çıktı, nasıl çıktı, bunları o raporda göreceğiz. İhmaller var, ihmaller konuşuluyor. İhmallerden de bahsedelim isterseniz. Ne gibi ihmaller söz konusu? En başta tabii ki buradaki tadilatın habersiz bir şekilde yapılmış olmasıydı ki bunu doğrular nitelikteki açıklamayı da dün TV 100 ekranlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birebir yaptığımız röportajda görmüştük. İmamoğlu açıklamasında şunları kaydetmişti. Bu yapıyla alakalı, bu işletme daha doğrusu mekanla alakalı 2018 yılında bir ruhsat dinleme talebi gelmişti. O yıldan sonra bize ulaşan herhangi bir ruhsat dinleme talebi yoktu. Ancak burada bir tadilat durumunun olması, dediğimiz gibi yapının, daha doğrusu düzeltiyorum, tadilatın kaçak olduğu gerçeğini gözler önüne seriyordu. Bir bilgi daha var. Bu da çokça paylaşıldı. Belki ekranlarımıza da yansıyordur şu anda şu dakikalarda. Mekan sahibinin, işletme sahibinin, işletmedeki görevlilerin olaydan yalnızca günler önce sosyal medya hesaplarında buradaki tadilatı gösteren paylaşımlar yaptıklarını da gördük. Bu paylaşımlar da sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştı. Burada bir tadilat vardı, evet. Burada bir tadilat olduğu gerçeği şu anda ortada ve İmamoğlu'nun da söylediği gibi herhangi bir ruhsat dinleme talebi olmamıştı yakın zamanda. Dolayısıyla buradaki tadilatın kaçak olduğu iddiası çok kuvvetli, onu söyleyebiliriz. Başka ihmallerden bahsedelim. Başka ne gibi ihmaller vardı? Tabii bu bahsettiğimiz en önemli ihmaldi. Sonuçta bir tadilat var ve bunun haberi verilmemiş. Herhangi bir başvuru da yapılmamış. Bir başka ihmal, mekanın tek bir giriş çıkışı vardı. Olası yangın durumlarında ki bir yangın meydana geldi. İnsanların, içeride kalan insanların dışarıya çıkması. Aynı şekilde itfaiye ekiplerinin içeriye girmesi, bu yüzden itfaiye ekiplerine ve içerideki insanlara zorluk yaşatacak bir ihmaldi. Kaldı ki öyle de oldu. Dün itfaiye ekipleri içeri girmekte zorlandı. Aynı zamanda içeride kalan 29 kişi, düzeltiyorum, 30 kişi de dışarıya çıkamadı. Ne yazık ki zaten birçoğu da dumandan etkilendi ve dumanda boğularak can verdi. Bu da ihmallerden bir diğeriydi. Bir başka ihmale daha dikkat çekelim. Bakın, bu da önemli bir ihmaldi. Onu da sizlere anlatalım. Neydi bu ihmal? Tadilat yapılıyordu söylediğimiz gibi. Binada düzeltiyorum.
mekanda bir tadilat durumu söz konusuydu ve yapı malzemeleri, inşaat malzemeleri, elyaflar, yalıtım malzemeleri mekanın her yerine saçılmış vaziyetteydi ve bu malzemeler de hızlıca, kolayca alev alabilen malzemelerdi. Dolayısıyla yangınla birlikte, yangının bu malzemeleri de sirayet etmesiyle birlikte çok daha çabuk bir şekilde yangın büyüdü ve dolayısıyla içerideki vatandaşların dışarıya çıkması zorlaştı. Çünkü bir anda her tarafa yayıldı. Aynı zamanda mekanda bir gece kulübü olduğu için ve mekanın duvarlarında ses yalıtımı bulunduğu için bu şekilde bu yalıtım malzemelerinin de hızlı alev alabilen malzemeler olduğu için yangının boyutu da, yangının şiddeti de bir anda arttı ve binanın düzeltiyorum, mekanın her yanını sardı. Hatta binanın birkaç katına daha sirayet etti. Mekandan yükselen alevler, dumanlar 1, 2, 3, 4, 5 katına sirayet etti. Şu anda bakıyorum ve 5 katının bu yangından etkilendiğini görüyorum. Evet, ihmaller bunlardı. İhmallerle alakalı söyleyebileceklerimiz bunlardı. Dünden bu yana çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık personeli, polis ekibi bu noktaya geldi. Burada çalışmalar yapıldı. Bakanlık kanatlarından açıklamalar geldi ve olayla ilgili son olarak 9 kişinin gözaltında olduğunu öğrendik ve bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım bir kez daha. Arkamızda görmüş olduğunuz yerde Gayrettepe'deki gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Bir kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor diyelim. Bizler kameraman arkadaşım Onur Aksakal'la birlikte bu noktadayız ve buradaki haber nöbetimize devam edeceğiz. Yeni gelişmeler olması durumunda yeniden size bağlanıyor olacağız diyelim ve sözü şimdilik size bırakalım. Oya Çebi. Peki Yunus Emre Şeker'e teşekkür ediyoruz. Devam edelim. FM TV 100 muhabiri Kadir Yüksel de yangında vefat edenlerin cenazelerin alındığı Adli Tıp Kurumu önünde bizi bekliyor. Son durumu kendisinden öğreneceğiz. Kadir, sözü sana bırakalım. Yangın faciasında hayatını kaybeden 29 kişiden 20'sinin cansız bedeni otopsi için dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Cenazelerin büyük bir kısmı gece saatlerinde ve sabah saatlerinde bugün ailelerine teslim edildi. Tabii cenazelerin teslim aşamasında ailelerde acı ve gözyaşı vardı haliyle. Çünkü gerçekten oldukça üzücü, oldukça kahredici bir olay diyebiliriz. Tabii az önce DJ Gökkay Tevleğin babası da oğlunun cenazesini cenaze namazı için aldı. Onun da otopsi işlemleri sonuçlandı. Gökkay Tevlek'in babası oldukça bitkin durumdaydı ve konuşmakta gerçekten de zorluk çekti ve biz sadece ondan dün çalışmak için oradaydı sözünü alabildik. Gerçekten de çok üzgündü ve oldukça bitkindi Gökkay Tevlek'in babası. Şimdi Adli Tıp Kurumu'nda yangında yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi kaldı. Onların otopsi işlemleri devam ediyor. O 3 kişiden ikisinin yabancı uyruklu olduğunu söyleyebiliriz. Onlardan birisi Suriye uyruklu Ahmet Mehtuş ve Afganistan uyruklu Şir Aga Bigzade. Bu iki yabancı uyruklu vatandaşın da cenazeleri otopsi için şu anda hala daha Adli Tıp Kurumu'nda ve 1999 Şırnak doğumlu Ahmet Kartal'ın da otopsi işlemleri şu anda Adli Tıp Kurumu'nda devam ediyor. Otopsi işlemlerinin ardından aileler cenazeleri teslim alacak. Bugün bu yangın faciasında hayatını kaybedenlerin cenaze namazları da olacak. Otopsi işlemlerinin ardından bu 3 vatandaşın da cenazesi ailelerine teslim edilecek. Öte yandan tabii bir de hastanede ağır yaralı yoğun bakımda olduğunu söylemiştik bir kişinin de. O da şu anda hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisini yineleyelim ve sözü sana bırakalım.